akşamlar. Medyaskop'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın görev süresinin dolmasının ardından yapılan yeni başkan seçimi 51 günde tamamlandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nı sürdüren Ömer Kerkeş, 37. turda 348 Yargıtay üyesinin 193'ünün oyunu alarak başkan seçildi. Kerkeş 4 yıl boyunca görev yapacak. Akarcan'ın görev süresi 24 Mart 2024'te doldu ve Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda oylama 25 Mart'ta başladı. Başkanlık yarışı 5 adayla başlasa da Mehmet Akarcan, Ömer Kerkeş ve Muhsin Şentürk arasında devam etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığı'nı sürdüren Muhsin Şentürk, 35. tur seçimlerinin ardından adaylıktan çekilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kamu tasarrufu paketini eleştirdi, Soma Maden Faciası davasını adalet gelene kadar takip edeceklerini söyledi, Eczacılar Günü ve Çiftçiler Günü'nü kutladı, ayrıca Kobani davasında adaletli kararın çıkması gerektiğini savundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a tasarruf paketiyle ilgili çağrıda bulunan Özgür Özel, bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırsın, meclis tasarruf genelgesi dışında değildir, meclise tasarruf et deme yetkisi yürütmede değildir, kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin meclisteki haftalık grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Susurluk'ta 1996 yılında yaşanan kazadan sonra ortaya çıkan yasa dışı ilişkileri hatırlatarak günümüzde ülkede onlarca susurluk vakası olduğunu iddia etti. İktidarın yüzünü karanlık yapılara değil, hukuka ve adalete dönmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, Sinan Ateş suikastını Susurluk olayına benzetti. Bu arada Sinan Ateş'in öldürülmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cuma namazı çıkışında arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçek'le yürüyen Sinan Ateş, motosikletli kişilerin saldırısına uğruyor. Yayınlanan kamera kayıtlarında Ateş'in vurulduktan sonra yere düştüğü, daha sonra arkadaşı Keçek'in kaçan saldırganlara ateş ettiği görülüyor. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki 3 kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ufuk Komiser adıyla açıkladığı personellerin evleri dün gece savcılık talimatıyla arandı. Evleri aranan Çelik, Öner ve Demircan gözaltına alındı. Medyaskop'un edindiği bilgiye göre Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebini değerlendirecek 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ı ziyaret etti. İkinci 5 yıllık döneminde 39 ilçe belediyesiyle işbirliği ve diyalog içerisinde çalışma amacında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, "İşbirliği içerisinde olmamız şart, kanun da bize öyle bir yol gösteriyor." dedi. 12 Eylül darbe sürecinde Ardahan'ın Okçu köyündeki evinden gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemil Kırbayır'ın kardeşi cumartesi annelerinden Fatma Kırbayır hayatını kaybetti. Cumartesi annelerinin sosyal medyadaki paylaşımında Fatma Kırbayır'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ardahan Göle'de toprağa verileceği duyuruldu. Resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Buna göre atamalarda KPSS puanının %50'si, mülakat puanının da %50'si alınacak. Eğitim sendikaları sınavdan düşük puan alanların mülakata çağrılacağını belirterek uygulamaya karşı dava açacaklarını duyurdu. Tatlısız Kral, Yılan Hikayesi ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda yer alan sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu 2017'de felç geçirmişti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından seçimli kongreye gidecek. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasına kesin gözüyle bakılan sarı lacivertli ekipte dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp efsanelerinden Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldı. Aziz Yıldırım, yarın yapacağı bir basın toplantısıyla birlikte adaylığını resmen açıklayacak. Bugünlük bu kadar. Yarın güne başlarken de görüşmek üzere. Hoşça kalın.